Merhaba dostlar, bugün sizlerle tekrar en iyi tüfek videosu ile birlikteyiz. Daha önce bu videoları yapmıştım, kanalımdan izleyebilirsiniz. Gayet güzel videolar var, en iyi yerli tüfekleri seçmiştik, karar vermiştik. Bu tüfekleri seçerken yorumları ve araştırmalara göre seçiyoruz, onu da baştan belirteyim. Evet, şimdi en iyi 3 tüfeği ben size bugün söyleyeceğim. Birlikte, resimlerle birlikte bakacağız. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlayalım. Bir numarada Derya MK12 var. Evet, kullanıcısı çok fazla olan ve kullanıcıların gerçekten çok memnun olduğu bir tüfek. Derya Arms tarafından gayet sevilen ve sorunsuz çalışan tüfeklerimizden birisidir. Tutukluk yine yapma ihtimali çok düşüktür. Tabii tüfeğinizi yine her zaman temiz tutmalısınız. Farklı modellerde farklı kalibreleri mevcuttur. Fiyatı ise 2800 TL civarı değişmektedir. Ayrıca bizim Türk kullanıcıların yine çok sevdiği gibi modifiye edilmeye de gayet uygundur. İki numarada ise Bora Barak BR99 tüfeğimiz var. Çok kaliteli çalışan ve kullanıcıları tarafından temizliği ve bakımı yapılmış şekilde kolay kolay tutukluk yapmayan kaliteli yerli tüfeklerdendir. Sizi yarı yolda bırakmayacak, güvenebileceğiniz yerli tüfeklerdendir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Fiyatı 2200 TL civarı değişmektedir. Yine modifiyeye gayet uygundur. Birçok farklı kalibre modelleri de yine mevcuttur. Yani kullanıcılar, bu tüfeği alanlar gayet çok memnun şekilde kullanmaya devam etmektedir. Yani ben burada şu anda yine söylediğim gibi gözünüz arkada kalmayacak tüfeklerden bahsediyorum. 3 numarada Aksa Crossfire var. Eski tüfeklerden olan, şu an onunla hiçbir ilgisi olmayan Safir T14'ün fabrikasını devralan firma tarafından yapılıyor. Ama Safir T14 ile hiçbir alakası yok. Onlar gerçekten çok sorumlu tüfeklerdendi. Tipi çok güzeldi. Severek aldık zamanında hepimiz. Fakat çok pişman olduk. Ama Aksa bunu tamamen düzeltti. Aynı tipte, aynı kalitede gerçekten AR-15 M16'ya benzeyen tüfekleri saat gibi çalışır şekilde üretmeye devam ediyor. Güzel bir şekilde bize sunuyor. Aksa Crossfire sizi kolay kolay yarı yolda bırakmaz. Tutukluk çalışma mekanizmasındaki iyileştirmeler ile tutukluk yapma ihtimali çok çok düşüktür. Tüfeğimizi temiz tutup her atış sonrası temizlerseniz ve kaliteli mermiler ile hiçbir tüfekte kolay kolay sorun yaşamazsınız. Tabii yani gerçekten çok kötü üretim tüfekler de mevcut tabii ki. Fiyatı 2300 TL civarı değişmektedir. Farklı kalibre modelleri de mevcuttur. Tabii ki modifiye edilmeye de gayet iyi şekilde uygundur. Son olarak başta dediğim gibi birçok kaliteli çalışan yerli tüfek modeli zaten mevcut. Yani niye onu eklemediniz, niye bunu eklemediniz demeyin. Ben sadece en popüler ve kullanıcıların gerçekten memnun olduğu, yani videolarımda yorumlardan yola çıkarak ben bu listeyi oluşturdum. Yani bu 3 tüfeğe kötü diyemezsiniz. Aksa'ya ayrıca onun hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ona da kötü diyemezsiniz. Çünkü Safir T14 ile alakası yok. Aksa sahibi olan hiç kimse de benim tüfeğim kötü çalışmıyor diyemez. Demez de zaten. Çünkü çok güzel çalışan bir tüfek. Yani bu 3 tüfekten birini seçerseniz, şimdi aklınızda soru işareti vardır. Hangi tüfeği alayım? Bu tüfek sorun çıkarır mı? Bunu mu alayım, şunu mu alayım? Bu insanların, yani tüfek almaya karar vermiş kişilerin en büyük sorusudur. Ben size bu 3 tüfeği sundum. Bu 3 tüfekten birini, tipini, görüntüsünü, kalibre modelini beğendiğinizi seçin, alın. Arkanıza bakmayın. Evladiyeliktir. Güzel kaliteli yerli üretimlerdendir. Ayrıca ekstradan bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Böyle videoların devamı için ve takipte kalmak için lütfen abone olun. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar.